Merhaba sevgili arkadaşlar, Olta TV'den sevgilerle. Daha bundan önceki videomuzun birinde sizlere ateşten somon nasıl yapıldığını, burada pazarlarda falan satıyorlar genelde, oralarda yapılan bir video yayınladım. Şimdi bunu ateşte somon aslında o kadar zor bir şey değil, evde de yapabilirsiniz. Lazım olan şeyler işte somonumuz, bu güzel filota çıkarılmış somon, derisi arkasında, kendisi böyle. Ben kuyruk kısımlarını tercih ediyorum, burada satın alırken genelde böyle alıyorum. Kırmızı toz biberimiz, gördüğünüz gibi. Ondan sonra birazcık karabiberimiz, değirmenli, deniz tuzumuz, bu kadar. İlk işlem şu, filetolarımızı hemen soğuk suyla suyun altına tutuyoruz, olmadan sadece birazcık tutuyoruz, paketten çıkı çıkmaz. Sonra bunu kuruluyoruz böyle bir kağıt havluyla. Evet, kuruladıktan sonra sıradaki işlem, önce tuzumuzu atıyoruz biraz şöyle. Korkmayın, tuzunu biraz bol atın. Evet, şöyle gördüğünüz gibi biraz iri taneli tuzlardan kullanıyorum. Ondan sonra sırada kırmızı toz biberimiz var, bolcana bundan atıyoruz. Evet, tatlı toz biber olması daha iyi. Evet, şimdi toz biberim de kalmamış. Evet, ve çok az karabiber. Bu karabiber değirmen olarak çekmem lazım, çekemiyorum. Yardım eder misin? Çek. Çok az, fazla değil. Çok az. Birazcık sağa. Evet, yeterlidir. Sıradaki işlem basit, hiç yağ falan kullanmıyoruz. Bunu olduğu gibi fırın tepsimize indiriyoruz. Evet, yağ falan kullanmayın sakın, çünkü kendisi yağlı balık. Sonuçta bir de ızgara ateş tadı vereceğiz. Evet, şimdi fırına yolluyoruz. Evet, fırında patateslerimiz. Patatesler alüminyum folyoya sararsanız daha hızlı pişer. Aynı tadı alırsınız yani, sıkıntı yok. Evet, balığımız olmuş, çok güzel, nar gibi de kızarmış, gördüğünüz gibi. Biraz sonra çıkartacağız, patateslerimiz daha olmamıştır. Zaten patatesleri fırını yaktığım için, sıcağı değerlendirmek için atıyorum, daha sonra tüketmek için.